Şubat ayında meydana gelen deprem hem de sonrasında Mayıs ayında yapılan iki seçimden dolayı Türkiye gündemi biraz daha hani buralara odaklandığı için raporumuzu bu yani 2023 yılının sonuna doğru açıklamak zorunda kaldık. Ancak raporun içerisindeki veriler gerçekten korkunç düzeyde. 2022 yılında bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla bize gelen başvurular, basından takip ettiğimiz ihlaller, avukat meslektaşlarımızdan ve diğer sivil toplum örgütlerine gelen başvuruları baz alarak oluşturduğumuz raporda 10.000'in üzerinde ihlalin meydana geldiğini Türkiye hapishanelerinde tespit etmiş bulunmaktayız. Yani Türkiye'de totalde açık hapishanelerle birlikte 360 bin mahpusun olduğunu düşünürsek 10 bin ihlalin çok yüksek bir sayı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu hani önceki yıllara göre bir artış olduğunu gösteriyor bize. Bu ihlallerin içerisinde hemen hemen anayasa tarafından, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından insanlara tanınan hakların hemen hemen hepsinde bir ihlal olduğunu görüyoruz. Yaşam hakkı ihlalleri çok yoğun şekilde, mesela 2022 yılı içerisinde hapishanelerde 81 mahpus yaşamını yitirmiş. Bu 81 yaşamını yitiren mahpus içerisinde 35'i hasta mahpus. Yani hastalıkları Adalet Bakanlığı tarafından, cezaevleri, hapishanelerin idare kurulları tarafından, idareler tarafından bilinen ve eksik tedavi veya işte hapishane koşullarının sağlığı açısından elverişsiz olmasından dolayı yaşamını yitiren mahpuslar var. İntihar vakalarında çok ciddi anlamda bir artış var. İşte hapishanelerin açıkladığı verilere göre 19, şimdiye kadar bizim tespit ettiğimiz 2022 yılında 19 mahpusun intihar ettiği yönünde bir açıklama var. Tabii şüpheli ölümler var. İntihar olarak açıklanmış ama otopsi raporunda veya ailenin defin sırasında tespit ettiği şekliyle vücudunun farklı yerlerinde darp ve cevir izi olan mahpuslar var. Bunlara ilişkin açılan soruşturmalar ne yazık ki sağlıklı bir şekilde ilerleyemiyor ve ölüm, gerçek ölüm nedeni kuşkulu bir şekilde rafa kaldırılıyor verilen takipsizlik kararlarıyla. Yine rapora baktığımızda 2022 yılında en ciddi anlamda göze çarpan ihlallerin başında işkence ve kötü muamele iddiaları, çıplak arama iddiaları, bir dönem çok ciddi anlamda gündem olan ve mahpusların açlık grevi yapmasına neden olacak kadar çözümsüz bırakılan bir ağız içi arama uygulaması vardı. İşte 300'den fazla mahpusun işkence ve kötü muameleye ilişkin şikayeti oluştu 2022 yılında. Yine çıplak aramada benzer şekilde 150'den fazla mahpus çıplak aramaya maruz kaldığını çeşitli sivil toplum örgütlerine, avukatlar aracılığıyla, aileleri aracılığıyla bizlere ilettiler. Buna tam anlamıyla bir genel anlamda bir baktığımızda aslında hapishanelerin çok uzun zamandır, yani ta 12 Eylül darbesinden bu yana Türkiye'de hapishanelerde bir türlü hiçbir zaman o evrensel ilkelere, işte bir standarda ne yazık ki oturtulamadı. Yani Türkiye'nin aslında hani normalleşme adımları attığı dönemlerde bile hapishaneler çok göz ardı edildi. Mesela işte biraz daha Türkiye, işte hükümetin açılım yapma konusunda kamuoyuna, işte Avrupa kamuoyuna, Avrupa Birliği'ne adımlar attığını gösterdiği dönemlerde bile hapishanelerdeki koşullar çok iyileşmedi. Her geçen gün hapishanedeki koşullar daha da ağırlaştı. Örnek olması açısından şunu söyleyebiliriz. Mesela biz 2016-17 yıllarında tecritten bahsederken İmralı Hapishanesi'ndeki tecrit akıllara geliyordu. Şu an hala en katı haliyle İmralı Hapishanesi'nde tecrit uygulanmakta ama hükümetin, bakanlığın hapishane yapımı ve hapishanelerin idari şeması ile ilgili yapmış olduğu bir çok ileride, önümüzdeki dönemde çok daha fazla sıkıntı yaratacak bir adım var. Ne bu? İşte S tipleri ve yüksek güvenlikli hapishanelerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu hapishaneler zaten tamamen mahpusları izole, dışarıyla olan ilişkilerini kesip, birbirleriyle olan iletişimlerini kesip tamamen sadece bir oda içerisinde izole etmeyi hedeflemiş hapishaneler. Bu hapishanelerin büyük kısmını İnsan Hakları Derneği'ne üye avukatlar, hak savunucuları ziyaretlerde bulundular. Ve ortaya çıkan tablo burada mahpusların tamamen dışarıyla iletişimlerini kesen, birbirleriyle olan iletişimlerini kesen ve izolasyona tabi tutuldukları bir alan olarak ortaya çıktı.
Özellikle bu tür hapishanelerde dikkat çekilmesi, dikkatle izlenmesi gereken bir husus intihar vakalarının artmış olması. Az önce de hani bahsettiğim yaşam hakkı ihlalleriyle ilgili 19 intihardan bahsediliyor. Bu 19, yani tespit edilen 19 intihar vakası var. Bunların büyük çoğunluğu S tipleri veya yüksek güvenlikli hapishaneler. Çünkü buradaki mahpuslarla yaptığımız görüşmelerde 14 ay, 15 ay, 16 ay gibi sürelerle hiç kimseyle diyalog kuramayan, sadece işte infaz koruma memurları veya işte duruşması, yargılaması olanlar adliyeye gidip gelirken kendisi dışında işte birileriyle muhatap olabilir. Çok uzun süre hiçbir insanla diyalog kuramıyorlar. Hem yaşanan ihlallerin duyurulmasının önüne geçiyor, hem de insan psikolojisine, zaten insan yapısına aykırı bir durum bu. Yani özetle belirtmek gerekirse, Türkiye hapishaneleri gerçekten şu aşamada mahpuslar hiçbir sağlıklı bir birey için bile çok kısa sürede o sağlığı kaybetmeye neden olacak olumsuzlukta koşullar içermekte.